Selam arkadaşlar ben Bilgi Hoca yeni bir paylaşımla yine sizlerle birlikteyiz. 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem sorumluluk sınavını beraber çözeceğiz. Karşınıza çıkabilecek yüzlerce maddelik sorularımız var. Bu sorularla sınava hazırlanmış olacaksınız. Aynı zamanda 1. döneminde tekrarını yapacağınızdan emin olabilirsiniz. Bunun yanında 2. dönemde yapılacak sınavlarda da bu sorular ve bu sorulara benzer soruların çıkabileceğini önceden haber verelim ve vakit kaybetmeden hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuz aşağıdaki özelliklerin hangi döneme ait olduğunu belirleyerek İlgili yerlere tik işareti koyunuz diyor. Sagu, sav ve koşu gördüğümüzde aklımıza hangi dönem gelecek? İslamiyet öncesi Türkiye'de bir atı gelecek. Dörtlük nazım birimi ve höce ölçüsüyle söylenir dediğinde tabii ki aklımıza sagu gelecek. Bunun yanında koşuğun da dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsüyle yazıldığını hatırlayalım. Kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdir dediğinde sagu ve koşu kopuz eşliğinde söylenir. Savlar ise atasözleriydi hatırlayalım. Bunların böyle bir durumu yok. Anonim olup kim tarafından yazıldığı belirlenir belli değildir. Sagular için de geçerlidir bu. Savlar için de geçerlidir. Koşuklar için de geçerlidir. Hatırlayalım bu arada Sagu ölenlerin ardından ...Yu törenlerinde söylenen şiirler yani mersiyeler, koşuk, aşk ve tabiat, dua, kahramanlık üzerine söylenen şiirler iken sav atasözleriydi. Bunu da burada hatırlatalım. Yu adı verilen ölüm törenlerinde söylenir. Biraz önce açıklamasını yapmıştık. Sagu yu adı verilen törenlerde söylenir. Aşk, tabiat, kahramanlık konularını ele alır dediğinde aklımıza tabii ki koşuk gelecek. Halk edebiyatında koşmaya, divan şiirinde de gazele benzer dediğinde koşuk gelecek aklımıza. Günümüzdeki atasözlerinin karşılığı da biraz önce açıklamasını yapmıştık. Savlar günümüzdeki atasözlerini karşılar. Yabancı sözcükler yok denecek kadar azdır. Tümü için geçerli. Sagularda da aynı. Savlarda da aynı durum geçerli. Koşuklarda da bunu görmekteyiz. Bu soruyu bu şekilde işaretlediğimizde tam puan alabiliriz. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki özelliklerin hangi döneme ait olduğunu belirleyerek ilgili yerlere tik işareti koyunuz diyor. Halk şiiri, divan şiiri ve modern şiir karşılaştırması yapacağız. Somut Halkla iç içe bir edebiyattır dediğinde tabii ki aklımıza halk edebiyatı, halk şiiri gelecek. Divan şiiri biraz daha okumuş zümrenin. Modern şiirde de aynı şeyi görmekteyiz. Halkla iç içe olan halk şiiridir diyebiliriz. Belli bir birim değeri yoktur dediğinde birim dediğinde aklımıza ne gelecek? Dörtlükler, beyitler gelecek. Belli bir birim değeri olmayan modern şiirdir. Diğerlerinde birimler vardır. Halk şiirinde dörtlüğü, divan şiirinde de beyti görmekteyiz. Hatırlayalım. Devam edelim. Bireyin yalnızlaşması gibi konuları ele alır dediğinde modern şiirde bunu görmekteyiz. Bunu da bu şekilde işaretleyebiliriz. İran ve Arap kültürünün etkisi vardır dediğinde bariz bir şekilde aklımıza ne gelecek? Tabii ki divan şiiri gelecek. Konu sınırlaması yoktur. Konu sınırlamasının olmadığı şiirlerde yine modern şiir gelecek aklımıza. Diğerlerinde belli başlı konular vardır. Modern şiirde ise her şey günlük hayatın karşımıza çıkaracağı her şey şiirin konusu olabilir. Aruz ölçüsü ve beyit birimi kullanılır dediğinde biraz önce beyitten bahsetmiştik. Tabii ki divan şiiri diyeceğiz. Ölçüsü aruzdur. Nazım birimi olarak da beyittir diyebiliriz. Batıda gelişen akımların etkisi görülür dediğinde tabii ki aklımıza modern şiir gelecek. Şiirler serbest nazımla yazılır dediği anda yine aklımıza ne gelecek? Tabii ki modern şiir gelecek. Şiirde sevgili, değişmez özellikleriyle anlatır dediğinde kalıplaşmış özellikler vardır. Aklımıza ne gelecek? Divan şiiri gelecek. Hece ölçüsü ve dörtlük birimi kullanılır dediğinde de aklımıza tabii ki halk şiiri gelecek. Onu da bu şekilde işaretleyerek bu sorudan tam puan alabilirdik. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarındaki boşluğa yazınız. Eser yazar eşleştirmesi ya da eser yazar sorusu olarak da adlandırabiliriz. Kutat Gubilik dediğinde aklımıza kim gelecek? Yusuf Has Hacip gelecek. Divan-ı Lügatit Türk dediğinde aklımıza Kaşkarlı Mahmut gelecek. Atabetül Hakayık dediğimizde aklımıza kim gelecek? Edip Ahmet Yükneki gelecek. Divan-ı Hikmet dediğinde de aklımıza Hoca Ahmet Yesevi gelecek. Ahmet Yesevi de yazsak yeterli olurdu. Bu sorudan tam puan alırdık. İsimlerin açılımını da gösterelim ve bu sorudan tam puanımızı alalım. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki şiir parçalarının halk edebiyatı nazım biçimlerinden hangisine ait olabileceğini boş bırakılan yere yazınız diyor. Burada dikkat edeceğimiz mesele hece ölçüsü. Hece ölçüsünün sayısı önemli burada. Aynı zamanda konuya bakacağız. Konu en önemli ayırt edici olacak. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni dediğinde bilinen bir dörtlük aklımıza hemen tabii ki de ilahi gelecek. Allah'a olan sevgi, aşk peygamberi olan sevgi aşk anlatılan şiirlere biz ne diyorduk? İlahi diyorduk. Vara vara vardım ol kara taşa, hasret ettin beni kavim kardeşa, sebep ne gözden akan kanlı yaşa, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm dediğinde burada da aşk temalı bir dörtlük görüyoruz. A, 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 B şeklinde kafiyelendiğini görüyoruz. Halk edebiyatı dediği için aklımıza ne gelecek tabii ki? Koşma gelecek. Bu iki dörtlüğü bu şekilde adlandırabiliriz. Devam edelim. Üç tane daha dörtlüğümüz, üç tane daha şiirimiz var. Hemen okuyalım. İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye. Deli gönül abdal olmuş gezer elif elif diye. Burada dikkat edersek son okuduğumuz dörtlükle aynı koruyu, aşk temalı bir şiiri görüyoruz. Aynı konuyu işlemiş bir şiiri görüyoruz. Ancak hece ölçüsüne baktığımızda sekizli hece ölçüsüyle yazılması bize hemen neyi hatırlatacak? Tabii ki de semaiyi hatırlatacak. Devam edelim. Elinin kınası soldu mu ola? Gözünün sürmesi soldu mu ola, evde kaynatası duydu mu ola, nettin kızılırmak allı gelini, gelini gelini benim yarimi dediğinde burada nakarattan aklımıza ne gelecek tabii ki? Türkü gelecek. Hemen onu da buraya yazalım. Geldik son dörtlüğümüze. Maşapanın kalayı, kızlar çeker halayı, Allah için söyleyin var mı aşkın kolayı demiş. Yedileyece ölçüsüyle yazıldığını görüyoruz. Aynı zamanda A, A, X, A şeklinde de kafiyelendiğini görüyoruz. Bunu nereden X olarak anlıyoruz? Burada aklımıza tabii ki mani geldiği için bunu X olarak söyledik. Dörtlük halinde ve tek dörtlük dikkat edersek anlatılacak her şey tek dörtlükte bitiyor. Yedileyece ölçüsü ve üçüncü dizenin de genelde alakasız olduğunu hatırlarsak maninin aklımıza gelmesi normal olacak. Mani de yazınca bu sorudan da tam puan almış Oluruz Geldik bir diğer soruya Halk şiiriyle ilgili doğru yanlış Sorularına aşağıdaki cümlelerin başına Yargılar doğru ise de yanlış ise Y yazacağız halk şiirine göre hareket edeceğiz. Tekrar hatırlatalım. İslamiyet'ten önceki Türk şiirinin devamı niteliğindedir. Doğrudur. Nazım birimi genellikle beyittir dediği anda ne gelecek aklımıza? Divan edebiyatı gelecek. Dolayısıyla bu da yanlış bilgi olacak halk şiiriyle ilgili. Halk şiirinde sade, anlaşılır bir dil kullanılır. Halkın dili kullanıldığı için doğrudur. Arap ve İran edebiyatının etkisi oldukça fazladır dediğinde aklımıza divan edebiyatı gelecek. Dolayısıyla divan şiiri halk şiiriyle ilgili bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz söyleyebiliriz. 5'e baktığımızda soyut kavramlar üstünde durulur, durulmuş, insan ve doğa gerçeklerden farklı anlatılmıştır değil. Hatırlayalım somut kavramlar üzerinde durulur, insan ve doğa gerçekçi bir şekilde anlatılır ve aktarılır. Dolayısıyla yanlış bir bilgidir bu. 6'ya baktığımızda anonim, Tasavvuf, tekke ve aşık edebiyatı olmak üzere 3 kolda ilerlemiştir. Aşık şiiri ya da te tekke tasavvuf şiiri anonim şiir olarak 3 dalda ilerlemiştir. Doğru bir bilgidir. Bunun yanına da D yazacağız. 7'ye baktığımızda ise hece ölçüsü ve nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır. Doğru bir bilgi. 8'e baktığımızda çoğunlukla yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır. Doğru bir bilgi. Geldik 9. maddeye. Halk şairleri şiirlerini cönk adı verilen defterlerde toplamış Doğru bir bilgidir. Ona baktığımızda divan şiirinde olduğu gibi halk şiirinde de nesir ağırlıktadır dediği anda hemen ne yapacağız? Yanlış bir bilgi olduğunu hatırlayacağız. Çünkü dörtlük ağırlıklıdır. Divan şiirinde de aynı şekilde dikkat edersek beyit ağırlıklıdır. Nesir ağırlıklı değildir. Yani düz yazı ağırlıklı değildir. 11'e baktığımızda koşma, semai, varsa, ilahi, destan gibi nazım biçimleri ve türleri kullanılır. Doğru bir bilgi. Halk ozanlarının amacı kusursuz şiirler yazmak değildir. Böyle bir amaçları yoktur. Gerçeği anlatırlar, günlük hayatı anlatırlar. Dolayısıyla burada yanlış bilgi verilmiş. Aşk, doğa, sevgi, özlem, yiğitlik, din ve tasavvuf gibi konular ele alınır. Bu da doğrudur ki yukarıda tekke tasavvuf anonim ve aşık olmak üzere ayrılmasından da buna ulaşabilirdik. Bu da doğru bir bilgidir. 14'e baktığımızda söz şairi usta çırak geleneğine göre yetişir. Usta çırak geleneği vardır. Çoğu okuma yazma bilmez bu da doğru bir bilgidir, bilgilerdir. 15'e baktığımızda mahlas geleneğine bu edebiyatta rastlanmaz dediği anda yanlış. Çünkü mahlas kullanılır o zaman yanlış bir bilgidir. Bunu da bu şekilde işaretleyerek bu sorudan tam puan alabiliriz. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki bilgilerin halk edebiyatının azın biçimi ve türlerinden hangisiyle ilgili olduğunu yanlarındaki boşluğa yazınız demiş. Hemen başlayalım. Anonim halk şiirinin en küçük nazım biçimidir. Tek dörtlükle yazılırdı. Hatırlayalım. Biraz önce de örneğini görmüştük. Mani devamında aşk edebiyatının en yaygın nazım biçimi olup genellikle 11'li hece ölçüsüyle söylenir. En yaygın dediği için aklımıza ne gelecek? Koşma gelecek. AA, x A biçiminde uyaklanan nazım biçimidir dediğinde X'ten yakaladık. Biraz önce de gördük ve söyledik. Mani. Dörde baktığımızda bent ve kavuştak adlı bölümlerden oluşup Ezgi ile söylenir dediği anda aklımıza ne gelecek? türkü gelecek hemen yazalım 5'e baktığımızda insan ve doğa sevgisini lirik bir şekilde işleyen koşmalara verilen isimdir dediğinde burada koşmanın alt başlıklarından aklımıza ne gelecek güzelleme gelecek hemen yazalım 6'ya baktığımızda aşk edebiyatında toroslarda yaşayan varsak boyunun ozanları tarafından söylenen şiirlerdir dediğinde varsaktan neyi hatırlayacağız varsağı hatırlayacağız bunu da yazdık 7'ye baktığımızda ise ölen kişinin ardından duyulan acıyı dile getirmek için söylenen koşma türüdür dediğinde İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı'nda söylenenle karıştırmıyoruz burada bunu. Ne gelecek aklımıza? Tabii ki ağıt gelecek. Evet. İslamiyet'ten önce de adı Sagu'ydu. Burada Sagu ve ağıt aynıdır ancak isim olarak halk şiirinde ağıt olarak geçecek. Hatırlatalım. Halk Edebiyatı'nın en uzun nazım biçimidir dediğinde aklımıza tabii ki destan gelecek. Kahramanlık, yiğitlik, dövüş ve savaş konusunda söylenen koşmalara biz ne diyorduk? Biraz önce söyledik güzellemeyi şimdi de konu bakımından koça Koçaklama olan kahramanlık şiiri yiğitlik şiiri olarak da koşu, koşmaları olarak adlandıracağız koçaklamayı ve devam edeceğiz 10 İslamiyet'ten önceki dönemde karşılığı Sagu divan şiirindeki karşılığı Mersiye'dir dediğinde biraz önce zaten açıklamamızı yapmıştık out olacak bunu da yazdık ve devam ediyoruz. Bre, behey, aman, hey gibi ünlemlere yer verilen yiğitçe üslupla söylenen şiirlerdir dediğinde biraz önce hangi boyun söylediğini söylemiştik. Şimdi de onu diğerlerinden ayıran önemli bir özellik bu kavramlar varsa olacak hemen yazalım. 12'ye baktığımızda neyi göreceğiz? Koşmadan ayrılan yönleri 8'li hece ölçüsü ile söylenmesi ve kendine has bir ezgiyle okunmasıdır. Biraz önce bunun örneğini görmüştük. Semai olacak. 13'e baktığımızda ne görüyoruz? Toplumdaki haksızlıkların, yolsuzlukların, kişilerin beğenilmeyen özelliklerinin alaya alınarak iğneleyici ve güldürücü bir anlatımla dile getirildiği şiirlere ne deniliyordu? Taşlama deniliyordu. Hemen yazalım. 14'e bakalım. Allah'ı övmek, ona dua etmek, ona olan aşkı ile ona olan aşkı dile getirmek amacıyla söylenen şiirlere de biraz önce örneğini görmüştük. İlahi olacak. Hemen yazıyoruz. Tekkelerde tarikata yeni giren Dervişlere yol göstermek ve tarikat adabını öğretmek amacıyla pirlerin ve dervişlerin söyledikleri şiirlere ne deniliyordu? Nutuk deniliyordu. Hemen onu da buraya bu şekilde yazdık ve bu sorudan da tam puan almış olduk. Geldik bir diğer soruya. İfadeler doğru ise kutucuklara D, yanlış ise Y yazacağız. Hemen bakalım. Edebiyatın da, tarihin de ana konusu insandır. Doğru mu? Doğru. Tarihi gerçeklik edebi eserlerde yeniden yorumlanır, kurgulanır. Doğru mu? Doğrudur. Hemen bunu da hatırladık. Edebi bir eseri oluştururken yazar gerçek dünyayı olduğu gibi anlatmaya çalışır mı? Böyle bir amaç yoktur. Kendi gözüyle anlatmaya çalışır. Yeniden yorumlanırdan aslında buna ulaşabilirdik. Bu da yanlış olacak demek ki. Dörde baktığımızda yazar ve edebiyat eseri dönemin siyasi, kültürel ve sosyal olaylarından etkilenmez diyor Aksine ne olur? Etkilenir. Bu da yanlış bilgidir. 5'e baktığımızda destanlar tarih öncesi dönemleri aydınlatmakta kaynak vazifesi görürler. Tarih öncesi dönem yani yazıdan önceki dönemle ilgili bize önemli bilgiler verirler. Doğru bir bilgidir. 6'ya baktığımızda edebi eserler aynı zamanda tarih araştırmalarında sıklıkla başvurulan kaynaklardır. Bir önceki maddeden aslında bunun doğru olduğunu çıkarabilirdik. 7'ye baktığımızda ne görüyoruz? Türk edebiyatının ilk dönemlerinde din adamlarının etkisi yoktur diyor. Halbuki Özellikle edebiyatı oluşturanlar arasında Şamlar, Kamanlar da vardır. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgidir. 8'e baktığımızda Şaman, Kam, Baksı, Ozan denilen kişiler şiirleriyle Türk edebiyatına yön vermişlerdir. Doğrudur. Bir öncekinde eğer hatırlamıyorsak bununla bir öncekinin yanlış olduğunu bulabilirdik. 9'a baktık. İslamiyet öncesi edebi eserler içinde bulundukları inanç esaslarından ve dini değerlerden izler taşımamaktadır diyor. İslamiyet öncesinde de din etkili edebiyatta. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgidir. İslamiyetten sonra da İslamiyetin etkisini görüyoruz. Öncesinde de Maniizm, Budizm'in etkisiyle verilmiş eserler vardı. Hatırlayalım. Geldik 10. maddemize. Türklerin İslamiyeti benimsedikten sonra oluşturduğu edebi eserler ağırlıklı olarak Arapça ve Farsçadır. Yani Arapça ve Farsçanın etkisi altındadır. Doğrudur. Bunun yanına da D yazacağız ve devam edeceğiz. 12. soru İslam dininin Türk edebiyatı üzerindeki ağırlıklı etkisi Tanzimat dönemine kadar sürmüştür. Tanzimatla birlikte Tanzimat edebiyatı diye başlayacağız. Ondan önceki döneme ise İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı olarak genel bir isim verilmektedir. O zaman bu da doğru olacak. Dil, din, düşünce, duygu ve yaşam tarzının herhangi birindeki değişim kültürdeki değişimi beraberinde getirir mi? Getirir. Dolayısıyla burada şunu hatırlayalım. Kültürün alt başlıklarının nelerdir? Dil, din, düşünce, duygu, yaşam tarzı. Bunların tamamı kültürü oluşturduğuna göre bunlardaki değişim kültürü de değiştirir. Doğru bilgi. 14'e baktığımızda edebi eserler ve dönemler incelenirken dil özellikleri dikkate alınır mı? Mutlaka alınır. Hatta buradan belli çıkarımlar da yapılır. Dil özellikleri, etkilenilen diller, kullanılan kelimelerin hangi dilden alındığı üzerinde de durulur. Bunu da unutmayalım. Bu da doğru bir bilgi olacak. 15'e baktığımızda Türklerin İslamiyetten önceki dillerinde yabancı dillerin etkisi oldukça fazladır diyor. Yanlış. Oldukça azdır hatta hiç yoktur diyebiliriz. Bu da yanlış bir bilgi. İslamiyet'ten sonra ise Arapça ve Farsça'nın etkisini sıkça göreceğiz. Coğrafyadaki farklılaşma, lehçe ve şive denen farklılıkları beraberinde getirir mi? Beraberinde getirir. Evet. Neden? Çünkü birbirinden uzaklaşan topluluklar yeni yeni kelimelerin etkisiyle farklı farklı söyleyişler ve kelimeler üretebilir, türetebilir. Lehçe ve şivelerde farklılıklar meydana gelebilir. Hem ülkeler bazında hem ülkenin içinde bölgeler bazında tarzında bunu görebilmekteyiz. 17'ye bakalım. Türk dilinde farklı lehçeler yoktur diyor. Yanlış bilgi. Türkçenin birçok lehçesi vardır. 18'e baktığımızda Türk dilinde farklı lehçelerin ortaya çıkması, birbirinden uzakta devletler kuran Türk topluluklarının değişik diller oluşturmasının sonucu mudur? Evet sonucudur. Doğru. Geldik 19. maddeye. Çağdaş Türk edebiyatlarını Azeri, Özbek, Kırgız edebiyatları şeklinde ayırırken kullanılan ölçüt bu edebiyatların farklı coğrafyalarda oluşan şivelere sahip olmasıdır. Doğru bir bilgi. Geldik 20. soruya. İslamiyet'in önceki Türk edebiyatında sanat, İletişim aracı olarak görülmüştür. Doğrudur. Neden iletişim aracı olarak görülmüştür? Burada kültür aktarımı için kullanılmasından da başlayabiliriz. Birçok sebepten duyguların ve hislerin karşılıklı anlatılması üzerinde de kullanıldığını hatırlarsak eğer bir iletişim aracı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Buraya da D yazacağız. Bu sorudan tam puan almış olacağız bu şekilde. Bir diğer sorumuz boşluk doldurma sorusu aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz sözde edebiyat nokta nokta dönemde oluşmaya başlamıştır Tabii ki İslamiyet öncesi dönemde oluşmaya başlamıştı. Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye örneği kime aitti? Ahmet Mithat Efendi'ye ait. Hikayenin adı da Letaif-i Rivayet'ti. Bu şekilde kodlayalım. Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı ürünleri Göktürk kitabeleriydi. Edebi eser olarak değerlendireceğiz bunu. Yoksa yazılı ürün olarak yazının ilk kullanıldığı eserler yenise yazıtlarıdır. Bunu da hatırlatalım. 5'e baktığımızda destandan halk hikayeciliğine, halk hikayeciliği ve destan dediği anda geçiş özellikleri diyorsa 13 hikayeden oluşan eserin adı aklımıza ne gelecek tabii ki de tek bir eser var dede korkut hikayeleri halk hikayeleri nokta nokta karışık söylenen halk arasında sözlü kültürde yaşayan sözlü kültür dediği anda ne gelecek aklımıza anonim gelecek buraya anonim yazalım halk hikayeleri karışık söyleniyor nasıl söyleniyor nazım nesir karışık yani şiir düz yazı karışık söylenir. Mesnevi'de dil nasıldı hatırlayalım. Süslüydü. Sanatlı da yazabiliriz buraya. İkisini de doğru kabul edeceğiz. Ölçüsü olarak da neyi kullanıyoruz? Aruz ölçüsünü kullanıyor. Beyt sayısı ise nasıldı hatırlayalım. Sınır yok. Sınırsız yazalım bu şekilde. Bunu da tamamlamış olalım. 8'e baktığımızda halk hikayelerinde nokta nokta gibi konular işlenir. Halk hikayelerinde aşk işlenir. Bunun yanında ne işlenir? Kahramanlık işlenir. Buraya bu şekilde kodlayalım. Bir de din konusunda konuları da işlenir tekke tasavvuf edebiyatında. Bunu da hatırlatalım. 9'a baktığımızda halk hikayelerinde duygu yoğunluğunun arttığı yerlerde konuşmalar nazım, Diğer kısımlarda ise biraz önce ne demiştik? Nazım nesir karışıktı. Bir yerde nazım var şiir. Diğer kısımda ne olacak? Nesir olacak. Bu şekilde yazalım. Düz yazıda yazsak olur. Kabul edilir. Ona baktığımızda ne görüyoruz peki? Türkiye'de bir Edebiyatı'nda destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünleridir. Aynı soru tekrar etmiş aslında. Dede Korkut hemen yazalım. 11'e baktığımızda. Mesnevilerin kafiye şeması AA. BB, CC şeklinde devam ediyor. Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevisi 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib'in yazdığı biraz önce de geçmişti. Kutadgu, Bilikti bu şekilde kodlayalım ve net şekilde bu sayfamızda gösterelim. Bunlardan tam puan almış olalım. 12. boşlukla devam edelim. Nokta nokta edebi eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler. Bunu inceleyen alan neydi? Edebiyat hemen yazalım buraya tarihi yazdık ve devam ediyoruz. 13. soruda sözlü dönem Türk edebiyatında şiirler nokta nokta adlı saz eşliğinde söylenir. Tabii ki de aklımıza ne gelecek? Kopuz gelecek. Kopuz adlı saz eşliğinde söylenir. 14'e baktığımızda sözlü edebiyat dönemine yönelik elimizdeki en önemli ve en eski kaynak hatırlayalım neydi? Divanı Lügati Türktü bunu bu şekilde kodlayalım adlı kimin eseridir? Kaşkarlı Mahmud'un eseridir. Bunu da bu şekilde kodlayalım. 15'e baktığımızda ne görüyoruz? Bizde edebiyat adını bir sanat ürününün adı olarak ilk kez kullanan kimdir? Tabii ki de Şinasidir. Hemen yazalım buraya. Bu ismi ilk kez o kullanmıştır. 16. soruyla devam edelim. Göktürk yazıtlarının yazarı kimdir? Yolluk Tigindir. Hemen buraya yazalım bunu ve devam edelim. İlk Türk şairi kimdir? Aprın Çortigin'dir. Hemen bunu bu şekilde kodlayalım. Birazdan net bir şekilde gösteririz. Din değiştiren ilk Türk kavmi Uygurlardır. Manizm, Budizm'e geçmişlerdir. Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına ne denirdi? Dersimizin adı edebiyat denirdi. 20'ye bakıyoruz. Bir ulusun çağlar boyu yarattığı sözlü ve yazılı dil ürünleri ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle Tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına ne denir? Biraz önce de sorulmuştu aslında farklı bir şekilde edebiyat tarihi denir yazalım. 21'e bakıyoruz. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı nokta nokta dönem ve nokta nokta dönem olmak üzere ikiye ayrılır. Nasıl ayırıyorduk? Sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayırıyorduk. 22. soru Türkler tarih boyunca 3 farklı medeniyet buraya 3 yazalım medeniyette yaşamışlardır. İslamiyet öncesini, İslamiyet'in etkisini ve batı etkisi olarak düşünürsek 3 farklı medeniyetin etkisinde yaşadığını söyleyebiliriz. 23'e bak baktığımızda bir ülke veya toplumun maddi ve manevi varlıklarının bilim, sanat, düşünce ve teknoloji ürünlerinin tamamına ne denirdi? O ülkenin kültürü de diyebiliriz, uygarlığı da diyebiliriz. Buraya yazalım. Uygarlık, kültür desek hepsi kabul görecektir. Bunu da bu şekilde yazarak gösterelim ve bu soruyu da bitirmiş olalım. Geldik bir diğer soruya yine boşluk doldurma. Aşağıdaki boşlukları karşılarındaki sorulara göre doldurunuz diyor. Divan Edebiyatı döneminde roman ve hikayenin yerini tutan divan edebiyatının en uzun nazım biçimi hangisidir? Tabii ki de Mesnevi yazalım ve devam edelim. Koşuk, Sav, Sagu, Destan gibi ürünler Türk Edebiyatı'nın hangi dönemine aittir? İslamiyet'ten önceki döneme aittir. Türk adının geçtiği Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı belgesi hangisiydi hatırlayalım? Göktürk kitabeleri ya da Göktürk abideleri Orhun yazıtları olarak da adlandırılır. Dörde bakalım. İslamiyet öncesinde şairlik, hekimlik, büyücülük yapan kişilere ne ad verilirdi? Şaman. Hemen yazalım. Birkaç ismi var bunun. Bunun yanında kam ismi de alınır, baksı ismi de alınır, ozan ismi de alınır. Bunları sıralayalım. 5'e baktığımızda Türkçe hangi dönemde Göktürk, Uygur ve Karahanlı olmak üzere 3 döneme ayrılmıştır. Burada eski Türkçe dönemidir. Bunu hatırlayalım. Hemen eski Türkçe dönemi şeklinde kodlayalım. Birazdan açılım şeklinde de göstereceğimiz sayfamızı yansıtacağız. 6'ya baktığımızda batıda runik olarak adlandırılan Türklerin ilk alfabesi hangisidir? İlk alfabe, ilk yazılı ürün Göktürk kitabelerinde kullanılıyor. Göktürk alfabesi diyeceğiz o yüzden. Göktürk kitabeleri dedik ama alfabe yazalım buraya. Devam edelim. Sovyet Rusya tarafından Türklerin bir araya gelmesini engellemek amacıyla Türklere dayatılan alfabe hangisiydi? Burada Kiril alfabesi aklımıza gelecek. 8'e bakıyoruz. Türklerin en uzun zaman kullandığı 1928 harf inkılabına kadar süren alfabe hangisidir? Arap alfabesi. Hemen yazalım ve devam edelim. Batı Türkçesinin ikinci evresi olan Türkçenin en ağır olduğu dönem hangisidir? Batı Türkçesinin ikinci evresi Osmanlı Türkçesidir. Şuraya yazıp devam edelim. İslamiyet'ten önceki Türk kültüründe ölen kişilerin ardından yapılan yaz törenlerine dikkat. Tören var burada. Söylenen şiirler değil. Törenin adı Yu'dur. Devam ediyoruz. Divan-ı Türk, Kutad Gubilik, Divan-ı Hikmet, Atabetül Hakayık gibi eserlerin yer aldığı hem İslamiyet öncesi dönem hem de İslami dönem özelliklerinin barındırdığı için hangi dönem olarak adlandırılır? Buna biz ne diyorduk? Geçiş dönemi diyorduk. İki dönemin de etkisini gördüğümüz için. Batılı tarzda hikayenin en güzel örneklerinin verildiği ilk dönem Halit Ziya tarafından verilmiş bu arada. Halit Ziya'da ne olmuş burada? Aslında bir ipucu olmuş. Servet-i Finun yazacağız buraya ve devam edelim. 13. Türkçe köken bakımından hangi dil ailesine mensuptur? Ural, Altay hemen yazalım buraya. Ve bir diğerine geçelim. Hikayenin dünya edebiyatında ilk örneğini veren bokasyonun eserinin adı nedir? Dekameron. Hemen bunu da kodlayalım. Genç Kalemler dergisinde yayınlanan ve sade Türkçe anlayışının yayılmasını sağlayan makalenin adı yeni lisan makalesidir. Bunu da bu şekilde kodlayalım ve devam edelim. Sayfamızda bu şekilde yazıların net olduğu şekilde yansıtalım. Geldik 16. soruya. Mesnevilerde asıl konunun işlendiği bölüme ne ad verilir? Agaza destandır. Hemen yazalım. Dağstandır hatta devam ediyoruz. Mesnevilerde Allah'ın varlığı ve birliğinin anlatıldığı bölüme ne denir? Tevhid denir. Tevhid birlikten aklımıza gelsin. Milli edebiyat döneminde eser vermiş, hikayeciliğin meslek edinen ilk kişi dediğinde aklımıza Ömer Seyfettin gelecek. Hemen kodlayalım ve devam edelim. 19. soru Tanzimat 2. döneminde sanatçılar kişiliğini gizlemiş mi, gizlememiş mi? İlk dönemde romantizmin etkisiyle gizlemiyorlar ancak ikinci dönemde gizlemişlerdir. O zaman buraya ne yazacağız? Gizlemiş yazacağız ve devam edeceğiz. 20. soruya bakıyoruz. Hayal hakikat çatışması, bireysel sorunlar, kıskançlık gibi konuların işlendiği dönem hangisiydi? Servet-i Fünun. Hemen bunu da buraya not edelim. 21. soru vatanseverlik, Türklük gibi konuların işlendiği, Anadolu'nun mekan olarak kullanıldığı dönem. Anadolu'nun mekan dediği için aslında Tanzimat'ın birinci döneminde de vatanseverlik ve Türklük işleniyor. Ancak Türklük özellikle ön plana çıkıyor ve Anadolu mekan olarak nerede görüyoruz biz bunu? Milli Edebiyat döneminde görüyoruz. 22. soru. Halk hikayelerinde anlatıcılığın ustalığını gösterdiği giriş bölümüne ne denir? Fasıl denir. Hemen yazalım buraya. 23'e bakalım. Halk hikayelerinde kahramanların tanıtıldığı, yer zamanın belirtildiği bölüme döşeme denir. Hemen yazalım ve devam edelim. Köroğlu ve Dede Korkut hikayeleri konusuna göre halk hikayelerinin hangi kısmına girer? Konularına göre destansı halk hikayeleridir ya da destani olabilir. Buraya destansı yazalım kabul görür destansı. 25'e bakıyoruz. Destandan modern hikayeye geçiş sağlayan halk halk edebiyatı türü hangisiydi? Dede Korkut hikayeleriydi. Hemen buraya onu kodlayalım. Daha önceki boşluklarda da geçmişti. 26. sorumuz meddah tekniğinin kullanıldığı, yazarların bilgi vermek amacıyla akıcılığı kestiği, teknik yönden kusurların olduğu dönem Hangisidir? Burada dikkat edeceğiz. Böyle yazarın kendini gizlemediği dönem gelmeli aklımıza. Biraz önce de ondan bahsetmiştik. Tanzimat birinci dönemdir. 27. soru İran Hint kaynaklı halk hikayelerinden iki tane yazınız diyor. Aklımıza en ünlülerine gelecek Ferhat ile Şirin. Buraya yazalım. Bunun yanında bir de neyi hatırlayabiliriz? Kelile ve Dinme'yi de hatırlayabiliriz. Onu da yazabiliriz. Dinme. Bunu da yazdık ve devam edelim. En bilinenleri. 28 Kuzeydoğu Türkçesinin çağdaş kollarından ikisini yazınız diyor. 3 tanesini yazalım buraya. Özbek, bunun yanında Kazak ve Kırgız örnek verilebilir. 29 Mesnevilerde ön söz ve sonuca ne ad verilir? Ön söze dibace denir. Hemen yazıyoruz buraya. Sonuca da ne ad verilir? Hatime yani bitiş. Bunu da bu şekilde yazalım. 35 Beş meslevinin bir araya gelmesiyle oluşan eserlere ne denir? Ne denirdi? Hamse denirdi. Yazdık. İlk örneğini kim vermiştir? Ali Şir şuraya kodlayalım. Nevai vermiştir. Bunları da net bir şekilde şimdi gösterelim ve bu sorudan da tam puan almış olalım. Geldik bir diğer soruya. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri yazınız. Ölçütler nelerdi? En önemlilerinden başlayalım. Dil ve din dönemlere ayrılmasında en önemli iki kavramdır. Bunun yanında coğrafya hemen yazalım buraya. Bir de önemli bir unsur sanat anlayışı var. Sanat anlayışı da özellikle Batı etkisindeki Türk edebiyatında farklı bölümlere ayrılmasında ölçüt olarak kullanılmış bir diğer önemli unsur da kültür diyelim buraya. Kültür anlayışı da, kültür farklılaşması da etkilemiştir dönemlere ayrılmasını. Bir diğer soruya bakalım aşağıda. Orhun Abideleri ile ilgili eksik bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Göktürkler döneminden günümüze ulaşan en önemli 3 abide bulunmuştur. Bunlar nelerdi? Hatırlayalım. Tonyukuk, Kültigin ve diğeri de Bilge Kağan'dı şu şekilde kodlayalım ve devam edelim. Orhun abideleri günümüzde nokta nokta devletinin sınırları içerisindedir. Tabii ki aklımıza ne gelecek? Moğolistan gelecek. Moğolistan sınırlarında. 3. Abidelerin dilini Danimarkalı dil bilimci William Thompson çözmüştür. Hemen yazalım onu da. 4. Abidelerde kullanılan alfabenin ismi Göktürk alfabesiydi. Devamında ne diyor peki? Harften oluşur. Kaç harften oluşur? 38 harften oluşur. Abidelerin yazarı nokta noktadır. Kimdir yazarı? Yolluk Tigindir. Hemen onu da buraya yazalım. Bu da önemli bir bilgi. Karşımıza çıkma ihtimali yüksek bir bilgi. Devam edelim. Bir fiilimsi sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıdaki fiilimsileri bularak çeşidini uygun yere yazınız diyor. Dil bilgisi sorusu. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan dediğinde bir sıfat fiil görüyoruz. Ve arkasında güneş doğmayan dediğinde bir sıfat fiil daha görüyoruz. Büyük kapıdan geçince dediğinde bir zarf fiil, bitmeyen dediğinde bir sıfat fiil görüyoruz. Sessiz gece başlayacak. Hayal gücüm hemen çalışmaya dediğinde isim fiil görüyoruz burada. Başlamıştı. Fırat'la Dicle'yi yıllarca gece gündüz demeden dediğinde burada bir zarf fiil daha görüyoruz. Dağları, taşları, vadileri, çölleri Koşa koşa dediğinde bir zarf fiil daha görüyoruz. Geçerek dediğinde bir zarf fiil daha. Hemen yazalım. Birbirini arayan dediğinde bir sıfat fiil daha. İki divane sevgiliye benzetmiştim. Bir ses duymuştum. Duyduğum dediğinde bir sıfat fiil daha gördük ses. Bana yalnızca bir şeyin geçmiş olduğunu dediğinde iki sıfat fiili görüyoruz burada. Düşünmemi burada yine bir isim fiil söylüyor. Bitti. Bunları şimdi uygun yere yazabiliriz. Yine bir dil bilgisi sorusu. Aşağıdaki cümlelerdeki fiilimsilerin çeşitlerini bulunuz diyor. Yanına da işaretleyeceğiz. Karanlıklar dağılırken dediğinde zarf fiil gördük. Masum yüzlü nefercikler bakıp gülerdi dediğinde yine bir zarf fiil görüyoruz. Ellerinde parıldayan keskin süngüler dediğinde sıfat fiil. Al mendiller sallanarak dediğinde bir zarf fiil görüyoruz her pencereden. Tren kalktı yavaş yavaş bir gelin gibi dediğinde burada zarf fiili işaretleyerek bir diğerine geçelim. Yeşil kırlar arasından akıp giderken dediğinde yine zarf fiil görüyoruz. Ağaçların heyecanla çırpındı kalbi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar dediğinde sıfat fiil görüyoruz. Ne söyler şu dağ çoban şeşmesi? Ne uçmayı dediğinde isim fiili gördük. Ne gök, bilirim ne gökten haberdarım. Bir karış bile fazla yükselmem. Yerimden toprağa basmak. Yine isim fiil görüyoruz. Basmak için yapılmış ayaklarım. Burada isim fiilleri gördük. işaretledik 8. Hiç olmazsa unutmamak isterdim dediğinde isim fiili görüyoruz. Eski geceler sevdiklerimle dolu odalar. Devam. Çocuk dizlerimdeki yaralar... Hepimiz hepiniz benimsiniz. Mektebim, sınıflarım, oturduğum sıralar dediğinde oturduğum sıralarda neyi görüyoruz? Sıfat fiili görüyoruz. Dinle çılgınca öten bülbülleri sıfat fiili gördük. Sorma için düştüğünü bu derde. Hepsi güzeldi. Kar tipi fırtına, günlerin geçişi ardı ardına dediğinde İsim fiili görüyoruz. 12'ye bakalım. Bir eski zaman sokağı sütçülerin sesi saat 7'yi 4 geçiyor. Karpuz üzerine çizilmiş bir kayık yeni bakışı sevdanın dediğinde karpuz üzerine çizilmiş bir kayık dediğinde burada çizilmişi karıştırmayalım. Çekimli bir eylemdir. Ancak yeni bakışı sevdanın dediğinde bakışta bir isim fiil görüyoruz. Bunu da bu şekilde işaretleyerek tam puan alabilirdik. Geldik bir diğer sorumuza. Yazım yanlışı ile alakalı bir soru. Yazım kuralları ile ilgili bir soru. Yazım yanlışı olan kısımları bulup doğrularını yazınız diyor. Bulalım. Doğrularını da bir sonraki sayfada net bir şekilde gösterelim. Bir, bu ürün Güneydoğu dediğinde. Güneydoğu burada bitişik yazılmalı. Dolayısıyla yanlış yazımı burada bulduk. İkiye baktığımızda ki D'de küçük olacak onu da hatırlatalım. Toplantıya katılmayan hiçbir öğretmen Orada yoktu dediğinde burada dikkat edeceğiz. Neyi yanlış yazmıştır? Katılmayan değil, katılmayan olacak. Üçe baktığımızda Türkler Müslümanlığı dediğinde özel isim M büyük olmalıydı. Yanlış yazılmış. Kurtalan Anadolu Lisesi'nin öğrencileri 20.00'da şeklinde değil 20'de şeklinde olacak. Tam saati bu şekilde okuyoruz. Burada yanlış yazımı görmüş oluyoruz. Kerimler. Atalay sokakta oturuyorlarmış dediğinde sokak sesi büyük olacak yanlış yazılmış. İlk eser Ayhan Işık'ın Kanun Namına adlı filmiydi diyor. Yanlış yazılmış filmiydi olacak. Güzel bir şiirde musiki de olmayan mühim bir şey vardır dediğinde burada ne olacak yanlışımız? Güzel bir şiirde musiki de olmayan bağlaç olan D değildir. Bu bulunma hal eki olan D'dir. Yanlış yazılmış. Sabahtan beri öyle bezginim ki yağmuru bile Fark etmedim dediğinde burada herhangi bir ses olayı olmadığı için birleşik eylem ayrı yazılmalı. Fark etmedim şeklinde. 9'a bakalım. Okulumuza hoş geldiniz dediğinde sağ ol diye cevap verdi hoş geldinizin ayrı yazılması gerekiyordu. Hemen gözümüze değdi. Ona bakalım. Ne egzozmuş kardeş yazım yanlışı yapan yapana dediğinde burada yanlışı değil yanlışı olacak. Yanlış yazılmıştır. Cevabımızı bu şekilde verdiğimizde tam puan alırız. Hemen yansıtalım ve doğrularını da gördükten sonra devam edelim. Geldik bir diğer soruya. Tabloyu Türk edebiyatının tarihi dönemlerine uygun olarak doldurunuz. Bu dönemler sorulur. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönem ikiye ayrılıyordu hatırlatalım. Sözlü ve yazılı. Devam ediyoruz. Bir sonraki dönemimiz neydi? İslamiyet etkisindeki dönemdi. Etkisindeki Türk edebiyatı şeklinde bunu geniş olarak birazdan yansıtacağız. Bir sonraki dönemimizde Batı etkisindeki Türk edebiyatıydı. Şimdi İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatının alt başlıklarına bakalım. Geçiş dönemi edebiyatımız, ardından gelen edebiyat divan edebiyatı olacak. Sonrası halk edebiyatı olacak. Halk edebiyatı kendi içerisinde anonim ve bunun yanında aşık tarzı aşık tarzı şu şekilde kodlayalım ve tekke tasavvuf edebiyatı olarak üçe ayrılır. Batı etkisindeki Türk edebiyatı tanzimatla başlıyor. Tanzimat. Ardından ne gelecek? Servet-i Finun. Birazdan bunun açılımlarını göreceğiz. Servet-i Finun'dan sonra Fecri Ati. Hemen yazalım. Devamında Milli Edebiyat. Ve son olarak da Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. Şimdi bunları net bir şekilde görelim ve bu soruyu bu şekilde yazdıysak tam puanımızda almış olacağımızı hatırlatalım ve başka soruya geçelim. Bir diğer soru, hakkında bilgi verilen bakış açılarını adlarıyla eşleştiriniz diyor. Kolay bir soru. Anlatıcı, kahramanların geçmişini, rüyalarını, zihninden geçenleri o anki duygularını bilir ve aktarır dediği anda aklımıza ilahi bakış açısı gelecek. O zaman buraya C yazacağız. Bir diğerine geçelim. Olaya karışmadığı halde. Olayları dışarıdan gözlemleyerek aktaran anlatıcı tipidir dediğinde gözlemci tarafsız bakış açısı gelecek buraya da B yazacağız. Bir diğeri Anlatıcı ile metnin bir kahramanı özdeşleşir, ben öznesi ile cümleler kurar, anlatım o kişinin eğitimine ve söz darcına bağlı olarak gelişir, kahraman işin içerisindedir. O zaman ne olacak bu? Kahraman bakış açısı, kahraman anlatıcı şeklinde de adlandırılabilir. Buraya da A yazacağız. Geriye ne kaldı? Sadece D kaldı. Netleştirelim. Anlatıcılardan iki veya daha fazlasının Aynı eserde kullanılması tarzı da çoklu bakış açısı ve anlatıcıları olarak adlandırılır. Diyelim tam puan alıp devam edelim. Geldik bir diğer soruya. Burada noktalama işaretlerinin tanımları verilmiş. Hangisi olduğunu bizim bulmamız isteniyor. Hemen bakalım. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konan işaret neydi? Yan çizgi, eğik çizgi Diğerine bakalım. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Burada kısa çizgi de aklımıza gelebilir. Virgül de aklımıza gelebilir. İkisi de doğru. Kesin olmayan yer tarih gibi durumlar için kullanılır. Kesin değil soru işareti. Dörde bakalım. Alay, şaşma, küçümseme, anlamı kazandırılmak istenen sözcükten hemen sonra parantez içinde kullanılır ünlem işareti. Beşinci soru herhangi bir sebepten açık yazılmak istenmeyen sözcükler ve bölümlerin yerine konur. Açıktan yazılmak istenmiyorsa yine yay araç içerisinde ya da tek başına üç noktayı görebiliriz. Cevabımız 3 nokta olacak. 6'ya bakalım. Ögeleri arasına virgül konmuş sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Ögeleri arasında virgül varsa Noktalı virgül kullanılır. Dolayısıyla burada virgülle karıştırmayalım. Ögeleri arasında virgül var zaten. 7'ye baktığımızda konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin sonuna konur. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin sonuna ne gelir? Virgül gelir. Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra konur. Ne konurdu? Yine virgül konur. Hatırlayalım. Eş görevli sözcükleri ve söz gruplarını ayırmak için ne kullanılır? Virgül kullanılır. Tamamlanmış cümlelerin sonuna ne konurdu? Tabii ki nokta konur. Devam edelim. Devam ediyoruz kaynakçalarda. Kitap, dergi ve bunun gibilerinin künyelerinin sonuna ne konur? Nokta konur. 12 ögeleri arasında virgül bulunan cümlenin öznesinden sonra ne konur? Virgül varsa onun yerine ne konulacak? Tabii ki noktalı virgül konulacak. 13'e bakıyoruz. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra ne konur? Karşılıklı konuşma bu. Dikkat edersek konuşan kişiyi yazdık. İki noktayı kullanacağız. 14'e bakalım. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Açıklama verilecek iki nokta konur yine. Tamamlanmamış yani eksiltili cümlelerin sonuna üç nokta konur. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için ne konurdu hatırlayalım 3 nokta konur. 17. soru soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Soru bildiriyorsa tabii ki soru işareti olacak. 18'e bakalım. Anlam karışıklığı oluşturabilecek sözcükleri vurgulamak amacıyla kullanılabilir. Anlam karışıklığı olmasın diye ya da sözcükleri vurgulamak için tırnak işareti kullanılır. 19'a bakıyoruz. Sözcüklerin köklerini, gövdelerini ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır kısa çizgi. Hemen hatırlayalım. 20. ve son maddemiz ve arasında ile anlamlarını vermek için sözcükler ve sayılar arasında kullanılır neydi? Kısa çizgiydi. Hemen bunu da bu şekilde gösterelim ve devam edelim bir başka soruyla. Geldik bir diğer soruya aşağıdaki destanların karşısına istenen bilgileri yazınız diyor. Şehname ya da Şahname ait olduğu millet doğal yapay ayrımını yapacağız. Şahname İranlara aittir. Doğal mıdır yapay mıdır? Doğal bir destandır. Kalevela hangi millete ait? Finlere aittir. Doğal yapay, doğaldır tabii ki de. Nibelungen dediğimizde Almanlar aklımıza gelecek. Doğal yapay ayrımında da doğal destan olduğunu hatırlatalım. Devamında Çılgın Orlan'dığı İtalyanlar aklımıza gelecek. Doğal yapay ayrımına dikkat edelim. Yazarı bellidir, yapay olacak. Üç Şehitler Destanına geldiğimizde de Türklere aittir. Doğal yapay ayrımında da yapay destan olduğunu vurgulayalım ve bu şekilde bu sorudan tam puan alarak bir diğer soruya geçelim. Geldik bir şiir sorusuna. Aşağıdaki şiiri istenenlere göre inceleyiniz diyor. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, ya ile balade bir söz. Şiir türü nedir bunun? Lirik bir şiirdir. Ölçüsü nedir? Dikkat edelim. Ölçüsü hece ölçüsüdür ve sayı bakımından da 8'di olduğunu vurgulayarak devam edelim. Uyak şemasına baktığımızda neyi görüyoruz? A A A B'yi görüyoruz. Redife baktığımızda burada dikkat edeceğiz. Aynı görevde ve aynı anlamda ekler ve sözcükler olabilir. Savaşı dediğinde belirtme hal ekini görüyoruz. Başı, aşı aynı şekilde belirtme hal ekini görebilmekteyiz. Redifi bulduktan sonra kafiyeyi söyleyebiliriz. Kafiyeye baktığımızda geride benzer sesler A ve Ş, A ve Ş'nin olduğunu görüyoruz. Yani tam uyak olacak. Söz sanatı olarak baktığımızda da neyi görüyoruz burada? Tekrir yani tekrarı görüyoruz. Söz 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 kelimelerinin ola ola kelimelerinin tekrar ettiğiyle bunu vurgulayabiliriz. Ve bu sorudan da tam puan alarak devam edebiliriz. Geldik bir diğer soruya. Aşağıda yazılı olan özellikler hangi eserlere aittir? Karşılarına yazınız. Türkçenin yazılı en eski kaynağıdır. Tabii ki Göktürk abideleri, Göktürk yazıtları. Budizmi anlatan dini metinler Uygur metinleridir. Hatırlayalım. İçinde Türk kelimesinin geçtiği ilk metin Göktürk yazıtlarıdır. Yusuf Has Hacip yazmıştır. Hangi eser? Kutatkubilik siyasetname türünün ilk eseridir. Yine Kutatkubilik'tir. Bu şekilde bu sorudan tam puan almış oluruz. Sorularımız bitti. Bu soruyla birlikte Umarım sizin için faydalı bir paylaşım bir video olmuştur. Yeni paylaşımlarda, yeni videolarda buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.